Evet, kıymetli katılımcılar, Türklük bilimine gönül veren değerli kişiler, 9. Türk Dili, Uluslararası Türk Dili Kurultayı'nın Bilge Tonyukuk salonundaki 6. oturumuna hoş geldiniz. Bu oturumumuzda daha çok anlam bilimi ağırlıklı bildiriler var. Değerli katılımcılar, değerli bilim adamları. Anlam bilimi üzerine hazırladıkları bildirileri sunacaklar bize. Öncelikle birinci olarak Doçent Doktor Hakan Akça'nın Türkiye Türkçesinde bir anlam kötüleşmesi örneği, çakma başlıklı bildirisini dinleyeceğiz. Değerli hocam, vaktiniz 15 dakika. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Ben hemen bildirime başlıyorum. Öncelikle bildirime başlarken Sayın Başkan ve değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi bildirimin başlığı Türkiye Türkçesinde bir anlam kötüleşmesi örneği, yani çakma kelimesi. İşte son yıllarda hepimiz duyuyoruz bu kelimeyi, artık belki duymayanımız kalmamıştır. Adeta sahte ve taklit kelimelerinin yerini bu kelime almaya başladı. Dolayısıyla bizim bildirimizin konusu bu Türkiye Türkçesinde yakın bir zamanda anlam kötüleşmesine uğramış olan çakma kelimesinin incelenmesi. Amacımız ise bu kelimedeki anlam kötüleşmesi sürecini incelemek ve bu anlam değişmesinin sebebini ortaya koymak. Şimdi Türkçe sözlüğe baktığımızda kelimenin olumsuz bir anlamı, kötü bir anlamı yok. Şöyle açıklanmış: İşte çakmak işi, vurulup çakarak yapılmış kuyumcu işi. Bu işte kullanılan kuyumcu kalıbı. Yani 2005 yılındaki baskıya kadar olan dönemde bu ve benzer şekilde açıklanmış. Ancak 2011 yılındaki Türkçe sözlüğün son baskısında sahte ve taklit anlamının sözlüğe girdiğini görüyoruz. Yani bu bir yaygınlaşma sonucu ortaya çıkmış ve bu anlam Türkçe sözlüğe girmiş diye düşünüyoruz. Tabii bir kelimedeki anlam değişmesinin olabilmesi için belli bir sürecin geçmesi lazım ve belli şartların oluşması lazım. Dolayısıyla anlam bilimi zamandan bağımsız incelenemiyor. Ben anlam değişmeleri en azından zamandan bağımsız incelenemiyor. Bu sebeple bu bildiride ben hem eş zamanlı hem art zamanlı dil bilgisi yöntemlerini kullandım. Evet, anlam değişmeleri hepimizin malumu. Ben burada çok üzerinde durmayacağım. Yani ilk başta ki anlamında bir daralma, genişleme veya sözcüğün bir zaman sonra başka bir kavramı anlatır duruma gelmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Ve anlam değişmeleri genellikle genişleme, daralma, iyileşme, kötüleşme ve başka anlama geçiş olmak üzere genelde dil bilimcilerin beş başlık altında incelediğini görüyoruz. Şimdi anlam kötüleşmesi üzerinde duracağız. Burada bir anlam kötüleşmesinin olduğu belli. Çünkü sahte ve taklit anlamını kazanmış bu kelime. Ve anlam kötüleşmesini de dil bilimciler, burada ben zikrettim, benzer şekilde tanımlamalarını yapmışlar. Ben burada hepsini size söylemeyeceğim. Bütün hepsini size göstermeyeceğim. Sadece bir tanımı size yapmış olacağım. Evet, burada slide gösterisi olarak yaparsam belki daha iyi olarak, bilmiyorum. Şu anda daha net görünüyor mu? Evet, şu anda daha iyi görünüyor. Evet. Hocam, yani anlam kötüleşmesi dediğimiz bir sözcüğün eskisine göre daha kötü bir anlam taşır duruma gelmesi. Genellikle dil bilimciler bu şekilde tanımlama yapmışlar. Ben tanımları burada verdim, hepsini size okumayacağım.
İşte yukarıda zikredilen dil bilimcilerin bazı anlam kötüleşmeleri örneklerini verdim burada. İşte örneğin Doğan Aksan Latince hostis kelimesinin yabancı misafir anlamına gelirken zamanla düşman anlamı kazandığını belirtmiş. Yine bu pek çoğu Zeynep Korkmaz olsun diğer araştırmacılar işte canavar kelimesinin aslında canlı ve mahluk anlamına geldiğini fakat zamanla yırtıcı ve vahşi hayvan anlamı kazandığını yine işte kenef sığınak ve korunak anlamındayken Arapça bugün tuvalet anlamı kazandığını görüyoruz. Yine burada yakın zamanda bir anlam kötüleşmesi örneği efendi kelimesi ilginç. Bunu biz kendimiz yani yakın zamanda gördük ve şahit olduk. Aslında Osmanlıca'da hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında efendi kelimesi eğitimli kişilere verilen bir ünvan iken bugün günümüzde kültür düzeyi düşük kimselere seslenme sözü olarak kullanılıyor. Hatta okullarda biliyorsunuz hizmetlilere de efendi diye sesleniyor. Evet, anlam değişmelerinin pek çok sebebi var. Bu işte dünyadaki gelişmelere göre dilin değişmesi, işte yeni ortaya çıkan ihtiyaçlar falan diye açıklanıyor. Ama genelde dilsel nedenler, tarihsel nedenler, toplumsal nedenler, ruh bilimsel nedenler, yabancı dillerin etkisi, yeni bir kelimeye duyulan ihtiyaç gibi genelde dil bilimcilerin veya araştırmacıların böyle bir tasnif yaptığını görüyoruz. Evet, şimdi tabii ki anlam değişmesi süreci en güzel nerede araştırılır? Sözlükler tarayarak. Yani kelimedeki anlamlar ne zaman değişmiş ya da yeni anlam sözlüğe ne zaman girmiş? Buna bakmamız gerekiyor ve Türkçe sözlüklerden bu değişmeyi takip etmemiz mümkün. Çünkü kelimede bir anlam değişmesi olmuşsa, yani yeni bir anlam kazanmışsa, bu kullanım sıklığına bağlı olarak doğal olarak sözlüklere yansıyacaktır. Öncelikle bu sebeple kelimenin tarihi ve çağdaş Türkçe sözlüklerdeki anlamlarını inceledik. Ve tabii ki sahte ve taklit anlamı argo da yaygınlaştığı için argo sözlüklerinde ihmal etmememiz gerekiyor. Onları da taramamız gerekiyor. Evet, ilk kez Ahmet Vefik Paşa'nın yani 1876 ilk baskısının bu sözlükte çakma kelimesini görüyoruz. Yani kabartma anlamı var. Dişi çakma, çökertme, çakmakla yapılmış kuyumcu işine çakmacı denir şeklinde tanımlanmış. Kamusi Türkiye'ye baktığımızda çakmak fiili vurup çakılmakla yapılmış kuyumcu işi, erkek çakma bunun kabartmalısı, dişi çakma bu işin çukurlusu yani kabartmanın tersi ve bir de bu işte kullanılan kuyumcu kalıbı şeklinde tanımlanmış. Derleme sözlüğünde ise üç tane çakma var. Bu bizim aradığımız kelimeyi biz belki ağızlarda bir anlam değişmesi de olmuş mu diye baktık. Burada deri hastalığı yara çıban anlamında veya hayvanlara işaret vermek için kullanılan bir araç veya gelin teli anlamında üç çeşit çakmayı gördük. Burada bizim aradığımız kelime anlam yok. Evet, şimdi Türkçe sözlüğün ilk baskısına baktığımızda kelimede yine olumsuz ve kötü bir anlam yok. Yani bu ilk baskısında çakmak eylemi, vurup çakmakla yapılmış kuyumcu işi, dişi çakma, bunun çukurlusu, erkek çakma, bunun kabartması, bu işte kullanılan kuyumcu kalıbı. Evet, yani bu tanım Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğünün 2011 yılındaki 11. baskısına kadar benzer şekillerde yapılmış. Ben bildiride o tanımları verdim veya farkları belirttim ama burada bütün tanımlara gerek yok, süremiz yetmez. Evet, bu baskıya kadar benzer, yani kötü bir anlamı yok. Yani çakmak eylemi ya da vurup çakılarak yapılmış kuyumcu işi, yani bir altın işlemeciliği veya gümüş işi ve burada kullanılan bir çeşit kalıp anlamına geliyor. Kesinlikle sahte ve taklit gibi bir anlamın burada görmüyoruz. Ancak burada şu altını çizdiğim taklit olan sahte anlamının dördüncü anlam, yani bu Türkçe sözün 11. baskısında argo tabii ki kaydı düşülerek sahte ve taklit olduğu belirtilmiş. Şimdi diğer Türkçe sözlükleri de incelediğimizde Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne paralel olarak 2010'lu yıllara kadar olan dönemlerde sahte ve taklit anlamının olmadığını görüyoruz. Yani bu anlamlar yok. İşte burada 2004-2008 yıllarına ait, 2005-2007 yıllarına ait, hatta 2010 yılındaki misalli büyük Türkçe sözlüğe ait sözlükleri taradık ve bu sözlüklerde sahte ve taklit anlamları göremedik. Sadece Doğan Türkçe Büyük Sözlüğün genişletilmiş
yeni 23. baskısında bu sahte bir taklit anlamının olduğunu gördük. Yani yıl 2011 yine. Evet, tabii argo sözlüklerinden bahsetmiştim. Çünkü biz bu kelime eğer argoysa en eskiden beri sahte ve taklit anlamında çakma kelimesi sahte ve taklit anlamında kullanılıyorsa en eski argo sözlüklerinde de bunu görmüş olmamız gerekir diye argo sözlüklerini taradığımızda yine benzer bir durumla karşılaştık. 2000'li yıllara kadar çakma kelimesi pek çok sözlükte yok. Yani hem kelime yok olsa bile bu sözlüklerde kelimede sahte ve sahte veya taklit anlamları yok. Aktunç'un Türkçenin büyük argo sözlüğünde sadece 2000 yılındaki baskısında otomobil motoru için sahte ve numarası değiştirilmiş anlamı var. Ancak 2017 yılındaki baskısında sahte ve uydurma, yani hem otomobil motoru için sahte numarası değiştirilmiş anlam var, hem de sahte bir anlamının 2017'deki baskısında var. Tabii bu anlam ne zaman girmiş? 2017 ve 2019 baskılarında, yani Türkçenin büyük argo sözlüğünde yerini almış. Yani bu bize şunu gösteriyor, yani argo sözlüklerde de 2010 yılından sonra, Türkçe sözlüklerde de 2010 yılından sonra sahte ve taklit anlamının girdiğini görüyoruz. Evet, yine 2013 yılındaki bir sözlük olan diğer sözlükte, evet, Türkçenin argo sözlüğünde çakma kelimesinin 2013 yılındaki baskısında yeni argo sözlüğünde sahte ve uydurma anlamını görüyoruz. Evet, paralellik gösteriyor. Burada bir tek 2000 yılında otomobil motoru için sahte ve numarası değiştirilmiş anlamı açıklaması yapılmış ama bence burada özel bir alan var. Sadece otomobil motoru için, ama yani kelime henüz daha tam olarak sahte ve taklit anlamını burada 2000 yılında kazanmamış. Bu bence argoda vardı ama sözlüklere henüz yansımamıştı diye düşünüyorum. Evet, bu kelimenin anlam kötüleşmesine uğradığının bir delili de Google'daki, yani Google arama motorundaki veriler. Google'da şöyle bir yöntem var. Yani bir herhangi bir harfe bastığınızda o harfle başlayan ve o ülkede en çok aranan 10 kelimenin listesi otomatik olarak çıkıyor. Mesela siz Google arama motorundayken A'ya bastığınızda A ile başlayan ilk 10 kelime sıralanıyor. Veya bir kelimeden sonra herhangi bir harfe bastığınızda o kelimenin o harfle başlayan kelimelerle kullanıldığı ilk 10 kelime sıralanıyor. Ben bu yöntemle Google arama motorunda çakma kelimesiyle birlikte kullanılan kelimeleri tespit etmek için aşağıdaki adımları izledim ve şöyle yaptım. Yani çakma yazıp bir boşluk bıraktığında çıkan kelimeleri, o ilk 10 kelimeyi sıraladı. Evet, burada daha çok mesela çakma AirPods, efendim çakma Rolex, çakma Atatürk, çakma Nike, çakma iPhone gibi ilk başta en çok marka adlarının tarandığını gördüm. Sonra sırasıyla çakma boşluk A yazarak, işte çakma boşluk B yazarak, C yazarak taramaları yaptım. Ve burada hepsini vermeyeceğim. Bildirim metninde var. Burada şunu gördük. Şimdi kelimenin kökü çakmak fiili, ama çakmak fiiliyle hiç ilgisi olmayan, artık bütün ürünlerde, kişi adlarında, hayvan adlarında bunu gördük. Mesela giyim kuşamda çakma ayakkabı, çakma mont, çakma gözlük, çakma eşofman takımı, çakma cüzdan gibi, çakma Beşiktaş forması. Hatta mesela kurum adlarında gördük. Çakma Erdem Hastanesi, çakma okul gibi. Bilişimde çakma e-posta, mücevherde çakma çeyrek altın, hayvanlarda çakma kangal, insanlarda çakma sarışın, çakma öğrenci, çakma Atatürk, çakma sakallı dede gibi çok çeşitli alanlarda kullanıldığını gördük. Evet, bu veriler de bize artık çakma kelimesinin tamamen sahte ve taklit uydurma anlamı kazandığını göstermesi bakımından önemli. Şimdi Türk dilinin etimolojik sözlüklerine baktığımızda bazı etimolojik sözlüklerinde bu yok. Yani çakma maddesi yok. Tuncer Gülensoy'da var. Yapısı belli zaten. Çakmak fiiliyle, ma fiilden, isim yapma ekinden oluşuyor. Bunda biz zaten tartışma yok. Tuncer Gülensoy biraz derleme sözlüğüne benzer anlamlar vermiş. Nişanyan'ın internet ortamında kullandığı Nişanyan sözlükte yine işte kabartma, çakmak
Ve yapılmış kuyumcu işi ilk defa Ahmet Vefik Paşa'da geçtiği zikredilmiş. Fakat Nişanyan burada bir yorum yapmış. 2000 sonrası argoda kullanılan deyimin muhtemelen kuyumculuk veya metal işlemeciliğinden alındığı görüşünde. Evet, biz bu görüşe katılmıyoruz. Sebebi şöyle. Bir kelimedeki anlam değişmesi, yani bu kelimedeki anlam değişmesi altın veya metal işlemeciliği sebebiyle gerçekleşseydi, kelime çok daha erken dönemde sahte ve taklit anlamı kazanırdı. Ve hatta bu argo sözlüklerine veya diğer sözlüklere muhtemelen yansırdı. Çünkü 1876'da ilk defa yani altıncılıkta kullanıldığını görüyoruz yani 1800'lü yılların sonlarında. Bu muhtemelen böyle bir şey olsaydı, yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1900'lü yıllarda kelime sahte ve taklit anlamını kazanırdı. Ancak az önce söylediğimiz gibi 2010 yılından sonraki sözlüklerde bunu görüyoruz. Bir de değerli madenlerde çakma işi emek ve sabır gerektirdiği için, bunun değerini de artırdığı için sahte anlamı, yani sahte altın üretimi sebebiyle de bizce kesinlikle buradan yaygınlaşmış olduğunu biz düşünmüyoruz. Evet, Arife Ece Evirgen, sahte kavramını karşılayan çakma, imitasyon, kolpa, korsan, sözde ve taklit sözcüklerinin kullanımları adlı çalışmasında şu görüşe sahip. Numarası değiştirilmiş otomobil motoru için kullanımında, yani sahte anlamının numarası değiştirilmiş otomobil motoru kullanımından genişlediği kanaatinde olduğunu belirtmiş. Ve ayrıca o da yine köşe yazarlarını ve gazeteleri taradığında çakma çanta, çakma ayakkabı gibi işte ticari mallarda, tanınmış kişi adlarında, mesleklerde, ünvanlarda da kullanıldığını tespit etmiş. Evet hocam, vaktimiz bitmek üzere. Evet. Toparlayabilir miyiz? Evet, tabii ki hocam. Evet, peki bizim görüşümüz bu konuda ne? Benzer görüşler ekşi sözlükte de var. Biz bu kelimedeki sahte ve taklit anlamının 1980'li yıllarda otomobillerin bu debriyaj ve fren balatalarının tamirhanede tamir edilmesi ve bunlara, yani çakılarak tamir edilmesi ve bunlara çakma balata denmesi sebebiyle ortaya çıktığını ve yaygınlaştığını düşünüyoruz. Peki bu görüşümüzü destekleyen deliller neler? Onlarla bildirimi bitireceğim. Birincisi, zaman bakımından bu uyumlu. Yani 80'li hatta 70'li yıllarda da ilk otomobiller yeni yeni ortaya çıkmıştı Türkiye'de. Yani tamir ihtiyacı daha çok 1980'li yıllarda arttı. Yani bir ürün var. Bu ürünü biz çakarak elde ediyoruz. Yani aslında çakma fren ve debriyaj balataları kesinlikle sahte değil. Ama biz bunu çakarak elde ettiğimiz için aynı zamanda bir taklit. Yani gerçekten çakılarak elde ediliyor ama aynı zamanda bir taklit. İşte bu anlamın biz orijinal olmayan bütün ürünlere sirayet ettiğini ve oradan yaygınlaştığını düşünüyoruz. İşte çakma balataların ortaya çıkışı ile kelimedeki sahte taklit anlamlarının argoda yaygınlaşması 90 ve 2000'li yıllarda ve bu yaygınlaşmanın hızla artması sonucunda bu anlamın 2010 yılından sonra Türkçe sözlüklere yansıması bizim görüşümüzü ispatlıyor. Ayrıca teknolojinin ilerlemesi ve makineleşmenin artması sebebiyle işte altın, gümüş gibi madenlerde de çakma işçiliği neredeyse yok olmuş artık. Yani zaten çakma altın dediğimizde onun değerli ve işçilik ürünü olduğunu anlamamız gerekiyor normalde. Yani buradan sahte anlamına geçmesi mümkün değil. Ve bu anlamın yaygınlaşmasını hızlandırmış olmalı. Son olarak size, yani bildirimde yok ama burada balata resmini göstermek istiyorum. Şimdi burada debriyaj balatası resmi var. Görüldüğü gibi metalin üzerine bu sert madde, şuradaki vidalarla görülen madde normalde fabrikada monte ediliyor. Ancak ustalar bunu kendileri bir çakma makinesi yardımıyla çakarak tamir ediyorlar ve buna çakma balata deniyor. Yine arka fren balatasını görüyoruz. Bu orijinal bir fren balatası. Bakın metalin üzerine monte edilmiş ama çakma yapmak isterseniz buradaki delikli, yani çakmaya elverişli bu sert maddenin metale çakılmasını görüyoruz. Sonuç olarak çakılarak elde edilmiş olan bu balatalara çakma balata denmeye başlamış ama bunlar ilk başta sahte değil,
Sadece o ürünün taklidi. Yani bir bakıma aslında onun uydurması, sahtesi olması sebebiyle bu kullanım çok yaygınlaşmış, artmış ve bu zaman olarak da uyumlu bir şekilde sözlüklere yansımıştır diyorum. Ve sayın hocalarım, süremi aştıysam özür dilerim ve beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, biz de Hakan Hoca'ya bu faydalı bildirisi için teşekkür ediyoruz. Oturumun sonunda tartışırız. Evet, şimdi vakit geçirmeden ikinci bildirimize geçelim hemen. Sırada Doçent Doktor Elman Mirzayev'in bildirisi var. Bildiri başlığı, Azerbaycan dili şivelerinde bazı Türk kökenli etnonimlerin tarihi dilbilimsel tahlili. Hocam buyurun, süremiz 15 dakika. Sayın Oturum Başkanı, değerli katılımcılar, sizleri Azerbaycan Cumhuriyeti'nden, Lənkəran Dövlət Üniversitesi'nden selamlıyorum. Azerice konuşmak olar mı? Yoksa... Tabii ki, anlıyoruz biz, tabii ki. Aha. Bildiğiniz gibi biz Türkologiyada, o cümleden Azerbaycan dilçiliğinde ağızların, Türk ağızlarının öğrenilmesi hemşe aktual bir mesele olmuştur ve bugünkü dönemde de bu aktuallık Türkologiyada, o cümleden Azerbaycan dilçiliğinde korunmaktadır. Bu istikamette biz onu diyebiliriz ki, Azerbaycan ağızlarında küllü miqdarda etnik adlar, ortak Türk etnik adları, o cümleden lakaplar, kişi isimleri, baba kökenli adlar, halk ağzında göz cisimlerine farklı söylenmiş cisimleri mövcuddur ki, elbette bunların öğrenilmesi Türkoloji için çok önemlidir. Tarihi kaynaklardan bize malum olur ki, Azerbaycan halkının soy kökü farklı kavimler üzere kurulmuştur ve bu sebepten 19. yüzyılya ait mənbələrdə birçok müellifler Azerbaycanlı etnografiya müzesi adlandırmıştır. Ve tabi ki Azerbaycan halkının soy kökünde iştirak etmiş Türk etnos adları, yani Türk kavimleri müeyyen bir tarixi dönemde onların birçoxu artık yattan çıkmıştır. Birçoxu yalnız öz varlığını coğrafi adlarda bugün müeyyen bir kısmı demeli korumaktadır. Ve o cümleden Azerbaycan ağızlarında biz kifayet kadar demeli bu Türk kavim isimlerine rast gelirdik ki, elbette bunların öğrenilmesi oldukça önemlidir. Bu istikamette biz ortak Türk adlarıyla müqayiseli yönemde bir sıra biz burada müqayiseleri size təqdim etmek istedik. Mahmud Kaşgari'nin Divan-ı Lugat-ı Türk eserinde Oğuz boyları sırasında, yani 22 Oğuz boyu sırasında 10. sırada yer alan yazgırlar hakkında demeli söhbət açılmıştır ve həmin yazgırların öncül damga yanısı o həmin əsərdə bulunmuştur ve bundan başqa Kaşgari'den sonra istər Rəşidəddinin verdiği bölgüdə, istər digər yazarların verdiği bölgüdə biz Türk kavimleri sırasında, yani Oğuz kavimleri sırasında yazgırların demeli adıyla biz rastlaşırıq. Tabii ki bu Rəşidəddinin məlum mənbəsində yazır olarak qeydə alınmıştır. Ve biz bu bütün bu mənbələrdə Oğuz boyları sırasında yazgırların çok demeli onların yer alması ve farklı ərazilərdə, o cümlədən indiki Anadolu ərazisində onların varlığı haqqında, yaşamaları haqqında biz həmin mənbələrdə məlumatlara rast gəlirik. Bununla beraber yazgır budun isminin Azerbaycan halkının ortaya çıkışındaki rolü, Azerbaycan etnografiyasındaki demeli rolü hakkında her hansı bir bilgilere rast gelmedik. Ve bu istikamette biz elde ettiğimiz demeli mənbələrde görürük ki, yazgır adı, yazgır etnosu, kavim adı Azerbaycan ağızlarında mühafizə olunur. Hem bir kavim ad ismi kimi, hem de bir coğrafi ad kimi bugünkü dönemde Azerbaycan ağızlarında demeli mühafizə olunmaqdadır. Bu bakımdan biz Azerbaycan'ın masalı bölgesinde bulunan köhnü alvadı ve tezi alvadı köylerindeki
deməli həmin o yazgır soyunun deməli mövcudluğuna təsadüf elədik. Həm onun bir mahalla adı kimi bu gün həmin köylərdə deməli qorunması, həm də bir deməli kavın ismi kimi deməli varlığı haqqında biz məlumatlara rast gəlirik. Bundan başqa biz Oğuz boyları sırasında həm Kaşgari Mahmud'un Divan-ı Lugat-ı Türk əsərində həm digər Oğuz boyları haqqında dəyərli mənbələrdə biz Çarıq boyuna rast gəlirik və bu boy Oğuz boyları sırasında deməli onların deməli farklı bölgelerde yaşanması hakkında biz malumatlara rast gəlirik. O cümleden biz həmin o Çarıq boyunun Azerbaycan kavim isimleri sırasında yer aldığını ve Azerbaycan ağızlarında müasir dövrümüze kadar bunların deməli, yaşanması hakkında biz malumatlar elde elədik. Qeyd etməliyik ki, 19-cu əsrə aid, yəni 19-cu yüzilliyə aid Azərbaycan tarixi mənbələrində, o cümlədən Bakı xanımın məşhur Gülistan-ı İrəm əsərində bu Çakərli isminin Azərbaycanın Quba və Şirvan bölgəsində məskunlaşması haqqında biz məlumatlara rast gəlirik. O cümlədən 20-ci yüzyılın başlarına aid olan mənbələrdə Məhəmməd Həsən Vəlilinin məşhur əsərində bu boyun, yəni Çakirli boyunun Göyçay, Cebrail, Cavad və Lənkəran ilçələrində bulunması haqqında biz məlumatlara rast gəlirik. Və hazırki dönəmdə bu Çakirli adı çaxırlı şəkilində Azərbaycan mikro toponimikasında bir sıra köy adlarında və məhəllə adlarında öz varlığını deməli qorumaqdadır. Bundan başqa biz əldə etdiyimiz deməli nümunələr sırasında bu kavim isimleri, Türk Oğuz kavim isimleri sırasında Azərbaycan ağızlarında Musullu, Pülnik, Hamzalı, Bayat, İnalı, İcanlı kimi aşiret adlarına biz deməli təsadüf elədik və bu məlum türkoloji mənbələrdə istər 19 istər ondan əvvəlki deməli mənbələrdə bu deməli soyların, bu boyların istər Anadolu'da, istər Orta Asiya'da, istərsə də Azərbaycan deməli etnogenezindəki deməli biz onların iştirakına biz təsadüf edirik. Akboyunlu devletinin təşəkkülündə bir sıra Türk boylarının ayrıca Bizanlıların rolunu vurgulayan Profesör Doktor Nicmettin Aygün bununla ilgili yazıyor. Akboyunlu Uzun Hasan Bay Karakoyunlu devletinin sol vermesi, Akboyunlu sınırlarının Halab'a kadar uzanan koridor sahibi olmasını mümkün kılmıştır. Böylece Doğu ve Güneydoğu Anadolu sahasında yaşamakta olan Musullu, Pürnik, Hamzalı, Hazılı, Afşar, Bayat ve Bizanlı kibi aşiret ve cemaatler devletin kurucusu boyu olan Bayandır boyunun etrafında toplaşarak Akkoyunlu devletinin meydana gelmesini getirmiştir. Günümüzde bu boyun davamçıları Azerbaycan'ın masalı bölgesinin Alvadı ve Hıl köylerinde yaşamaktadır. 20. yüzyılın başlarına ait kaynaklarda Azerbaycan'ın Lenkeran ve Cavad ilçelerinde Mallı isminde iki köy ismi kayda alınmıştır. Məhəmməd Həsən Vəlili Şahsevən kavminin ən saygın reislərindən Kürd Bey'in üç oğlunun kendi isimleriyle üç kolda Polad Bey, Polad Beyli, Demir Bey, Demir Beyli ve Gözet Bey, Gözet Beyli adlandırıldığını ve bunlardan Azerbaycan'da Polad Beylilerin ve Demir Beylilerin yaşamakta olduğunu yazıyor. Yazar daha sonra deyilir ki, Kürd Bey, Bey'in kabilesinden Halfeli, Buduglu, Muradlı, Zengerli ve Mallı kimi diğer kollar da ayrılmıştır. Belli kaynaklarda söz konusu Budun isminin Azerbaycan coğrafi adları sisteminde Göyçay bölgesinde bulunan Mallı Şıhlı köy isminde kaldığını kayıt olunmaktadır. Bunun yanı sıra bir kavim ismi olarak mevcutluğunu hem de Masallı bölgesinin Tezi Alvada yerleşim merkezinde Budun ve Mehelli ismi olarak muhafaza edilmektedir. Burada Mallı aşiretinin sayısı yaklaşıkça 300 kişidir. Aynı zamanda Türkiye'nin Çanakkale ilinin Can ilçesinde de bulunan bu coğrafi ad
Təəssüf ki, bir qısım kaynaqlarda dəyişilərək heyvandarlıqla ilgiləndirilmiş və malı hayvanı çox anlamında açıqlanmışdır. Təbii ki, bu yanlış bir etimoloji bir şərtdir və biz hesab edirik ki, Türkiyə ərazisindəki həmin o mallı köyünün quldurvarlığı da təbii ki, bu deməli bu etnos, yəni adına birbaşa bağlı olan bir məsələdir. Böyləcə Azərbaycan ağızlarında söz varlığında ağızlarının söz varlığında türk xalqlarının özel adlar sistemində ortak zəngin verilər bulunduğunu görürük. Bunların araşdırılması zənnimizcə türk xalqlarının tarixinin öyrənilməsinə, ayrıca türkolojinin və budun bilim gelişməsinə katkısı ola bilər. Araşdırma obyektimiz olan mikro anamastik adlarda Pürneç, Totuğlu, Çuxuroba, Şahsevən yolu, Karamanlı, Batırlı kimi coğrafi isimlər türk xalqlarının adlar sistemi ilə bulunan ad bilimləri ilə səsləşiyor və hesab edirik ki, bu gələcək tədqiqatlar üçün də önəmli bu bir mövzu ola bilər. Təşəkkür edirik. Evet, Elman Hoca'ya biz de teşekkür ediyoruz. Zamanı idareli kullandı. Evet, şimdi sıradaki bildirimiz doktor öğretim üyesi Zeynep Şimşek Umaç'ın bildirisi. Bildiri başlığı kör sözcüğü üzerine. İlginç bir bildiri olacak. Hocam buyurun. Teşekkür ederim hocam. Ekran paylaşımı yapmak istiyorum. Altta ortada screen kısmı, evet. Sanırım yapabiliyorum değil mi? Evet, şu anda görünüyor. Sayın Oturum Başkanım, değerli katılımcılar, benim söylediğiniz gibi bildirim kör sözcüğü üzerine olacak. Dilimize Farsçadan girmiş, Türkçenin ses ahengine uyan, günlük dilin pratik ihtiyaçlarına cevap vererek yaygın mecazlara sahip bir kullanım alanı edinmiş. Hatta mecaz anlamları gerçek anlamının önüne geçmiş, bu sözcükle ilgili bazı tespit ve değerlendirmelerim olacak. Kısa bir girişten sonra sözcüğü çok anlamlılık, eş yazımlılık ve eş seslilik bakımından değerlendirmeye çalışacağım. Farsça kökenli bir sözcük, o yüzden Farsça bir sözcükle böyle bir giriş yaptım. Farsçadaki kür sözcüğü, Farsçadaki perhengi ziyade verilen anlamı da bir veya iki gözü görmeyen kimse ve batın, işte dil veya fehme sıfat olduğu zaman anlayışsız, basiretsiz kimse anlamlarında kullanıldığını görüyoruz. Yine tarihi devamlılığını göstermek açısından Ferhangi Sogdi'de Sog sözcüğünde de şu şekildeki transkripsiyonuyla geçtiğini ve kör olarak bu sözlük zaten Farsça, Sogça, Farsça, İngilizce bir sözlük. Bu şekilde hem Sogçasının Farsçasının ve İngilizcesinin görüldüğünü verildiğini görüyoruz bu sözlükte. Eski Türkçe'de Klasus'un sözlüğünde karagu, közsüz ve teglük sözleri geçmekte. Klason, karagu sözcüğünün açıklamasında kör anlamına geldiğini belirtirken közsüz ve teglük sözcüklerini de veriyor. Uygur metinlerinde geçen kulak tıkanırsa içine kör bir farenin safrası düşerse o temizlenir cümlesindeki karangu sözcüğünü muhtemelen siyah olmalı ibaresiyle bir düzeltmeyle veriyor. Ancak burada muhtemelen bu karagu diye tarif edilen kör sıçan olarak bilinen kör tebek, kör şebek olarak adlandırılan köstebek olmalı. Közsüz sözcüğünün karşılığında yine gözsüz ve kör açıklaması yanında teglük sözcüğünü de kullanılıyor. Teglük sözcüğünün pasif tegilmek şeklinden türediği, isim veya sıfat görevinde kullanılır olduğu belirtiliyor. Farsça kökenli kör ve Moğolca'daki sokor sözcüğünden daha eski olduğu söyleniyor Klason tarafından teglük şeklinin. Hristiyan Uygurlara ait metinlerde yine teglük şeklinin geçtiği, Budist Uygur metinlerinde geçtiği, Tuga teglük yani doğuştan kör ifadesinin geçtiği Klason tarafından belirtiliyor. Yine Caferoğlu eski Uygur Türkçe sözlüğünde kör sözcüğü karşılığında körmez şeklini veriyor. Karagu
Nun anlamını ise siyah ve kara şeklinde belirttiğini görüyoruz. Divan-ı Lügat-ı Türk'te kara bu sözcüğü karşılığında kör açıklaması geçiyor. Teglük içinde yine Teglük Divan-ı Lügat-ı Türk'te de geçiyor. Teglük gözlük, kör insan demektir şeklinde açıklaması veriliyor. Tegilmek, anın gözü tegildi örneğinde verilmiş. Yani onun gözü tek oldu şeklinde çevirisi yapılmış. Tarama sözlüğüne baktığımızda tarama sözlüğünde kör anlamındaki ilk örneği biz noksan kör biliş yani noksan bilgi anlamıyla buluyoruz. 15. yüzyıldaki atalar sözlüğünde verilmiş. Ama özellikle incelemiş olduğumuz bir kısası Enbiyas, Halevi'nin kısası Enbiyas'ı Eski Anadolu Türkçesinde yazılmış olan ilk Eski Anadolu Türkçesi ile yazılmış Kısasül Enbiya, Emine Yılmaz, Nurettin Demir ve Murat Küçük tarafından incelenip çalışma yapılmış olan bu Kısasül Enbiya'nın 14. yüzyıla ait olduğu belirtiliyor ve 14. yüzyılda biz kör sözcüğünün burada geçtiğini, yer aldığını görüyoruz. Bu anlamda zaten 15. yüzyıldan yüzyılda atalar sözlüğünde eğer mecaz anlamıyla dilimize girdiyse bu sözcüğün daha erken dönemde dilimize girmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ama tarama sözlüğünde en erken tanıklanması kör anlamıyla 15. yüzyılda görülüyor. Bu sözcüğün çok anlamlılığına değinecek olursak, çok anlamlılık, deyim aktarması, metafor gibi kavramlar anlam biliminin çok çalışılan ve ilgi duyulan alanları. Aksan, çok anlamlılığın dilde tutumluluk eğiliminden kaynaklandığını savunan görüşler bulunsa da insan zihninin kavramlar arasında bağ kurma yetisiyle ilgilidir der. Toplumların sözcükleri çok anlamlı hale getiriş biçimleri yani kavramlar arasında ilişki kurma biçimleri bu toplulukların birbirlerinden farklı anlam dünyalarını ve buna bağlı olarak da farklı kültür ve medeniyetler inşa etmesine neden olur der. Bir kelimenin yeni anlama gelmesi, yeni bir anlam kazanması uzun yüzyıllar içinde aynı veya pek çok lehçede birden gerçekleşebilir. Soyut kavramlarda ve alınma kelimelerde de çok anlamlılık sıklıkla görülebilir. Sözcüğün mevcut mecaz anlamlarına ilişkin dört tane sözlükten yararlanarak bu verilmiş olan mecaz yani yan anlamları vermeye çalıştım. Bunları üç ana grupta toplayarak incelemek istedim ben. O yüzden hani kör sözcüğünden ortaya çıkan yan anlamları bir uzun işlevini kaybetmesi, işlevsizleşme ve verimsizleşme ana başlığında incelediğim bir grup var. Burada keskinliği yeterli olmayan, az ışık veren, arkası tıkalı olan veya işlek olmayan Türk Dil Kurumu'nun Büyük Türkçe Sözlüğü'nde verilen anlamları. Gayrimümbit, verimsiz anlamı tarihi ve etimolojik Türkiye Türkçesi lügatında, Titsen'in lügatında yer alan bir anlamı. Buraya benim anlama göre eklenebileceğini düşündüğüm görünmeyen, görülebilir durumda olmayan anlamının verilebileceğini de düşünmekteyim. Çünkü kör nokta, kör alan gibi kullanımlar ya da kör kaya gibi kullanımlarda aslında görmeyen ya da işlevini kaybeden değil ama görülmeyen bir nesneden bahsediliyor. Bunlar için belki görülmeyen, görülebilir durumda olmayan anlamı da kullanılabilir. Bu grupta, birinci grupta bu sözcüklerin olmasının yanında ikinci grupta da görememe durumu yani idrak edememe, öngörüsüzlük, hissizleşme anlamlarının toplandığı bir ana başlıktan bahsediyoruz, bahsedebiliriz yan anlamından. Burada da yine Türk Dil Kurumu'nun sözlüğündeki olguları sezme ve kavrama yetisi ve dikkati olmayan, duyarlılığını yitirmiş anlamlarını görürüz. Yine tarihi ve etimolojik Türkiye Türkçesi lügatındaki teyakkuzsuz, gafil bir haber anlamlarını görebiliyoruz burada. Bir de Türk Dil Kurumu sözlüğünde verilen kötü anlamı ve yine Titsen'in sözlüğünde verilen karmaşık anlamı var. Buna buradaki anlamlar karanlık ve karadan kaynaklanan anlamlar. Buraya bir de cesur anlamının eklenebilecek olduğunu düşünüyorum. Biraz sonraki açıklamalarımızda buna yönelik açıklamalar yapmaya çalışacağım, değinmeye çalışacağım. Benzetmeye dayalı yan anlamlar derken buradaki benzerlik noktası işe yararlığın kaybolması.
Bu grupta somut kavramın somut bir başka kavrama işlevsizliği yönünden benzemesi söz konusu. Benzetmeye dayalı mecazlar tabiri Günay Karaağaç'ın yan anlamlarla ilgili yaptığı sınıflandırmaya istinaden vermiş olduğum bir isimdi. Buradaki bu somut kör çapa, kör bıçak, kör lamba, kör baca gibi işlevini yitirmiş olma anlamını taşıyan, işlevini yitiren nesnelere sıfat olduğu durumları ifade etmeye çalıştım. Daha sonra bilişsel yan anlamları yer alıyor. Burada bir somut kavram olan görme yetisinin kaybı, daha sonra görme ile ilgili mecazların zıttına dönüşerek, görmeyen doğru bilemez, görmeyen anlayamaz, görüp anlamayan duyarlı olamaz mecazlarının gelişmesine neden olur. Ve soyut olarak da bunları ifade edebilecek işte sıfat kullanılır, kör biliş, körü körüne, körleşmek gibi fiilleşmiş şekillerde de kullanılır hale gelir bu soyut anlamıyla. Görmek, göz yardımıyla bir şeyin varlığını seçmek, temel anlamının yanında anlamak, kavramak, sezmek, bir şeyler hakkında bir yargıya varmak, değerlendirmek, yaşamak, ömür sürmek gibi olumlu anlamlar da taşır. Burada görmek fiilinin anlamak, bilmek fiilleriyle olan ilişkisi üzerinde durmak gerekiyor. Görmek, algı fiilinin anlamak, bilmek ve doğru şekilde algılamak, öngörülü olmak gibi mecazi anlamlarla ilişkili olmasından dolayı görememek de bunların tersi durumları ifade eder. Görme ve ona bağlı anlama, idrak etme süreçleri farklı dil ailelerinde de tanıklanabilen insan zihninin ürettiği temel metaforlardandır. Özellikle Faruk Gökçe'nin bu anlamda Kutadgu Birlik'teki görmek fiilinin metafor gelişimini incelediği makalesini burada değerlendirdim. Yine İsa Sarı'nın çalışması, algı fiillerinden görmek fiili üzerine olan çalışmasındaki bilişsel mental fiiller olarak adlandırmasından yola çıkarak bilişsel yan anlamlar adını vermeyi tercih ettim burada. Bir diğer grupta ise kültürel yan anlamları bulunmakta kör sözcüğünün. Karagu sözcüğünden gelen karanlık ve kara anlamının kör sözcüğüne taşındığını görüyoruz. Burada Türkçe sözlükte verilen kötü anlamına kara ve karanlık kavramlarının etkisini açıklamaya çalışacağım. Kara sözcüğünün olumsuz kullanılışına pek çok yerde tanık oluyoruz. Dede Korkut'ta kara donlu kafir vardır. Kafir bu şekilde tanımlanır. İyi iş kılmak, iyi amel kılmak gereklidir. Bunun aksi kara ile tanımlanır. Kutadgu Birlik'te bu yanlık kişiler kılıncı kara. Yani böyle hareket edenlerin davranışları kara tabiri kullanılır. İçin ve yüzün kara olması, ruhun karalığı, karalığın haram ve kirle özdeşleştirilmesi, karaya atfedilen olumsuz duygu değerinin ortaya çıktığı durumlardır. Burada kör sıfatının anlam kötülemesi örneklerini 14. yüzyılda işte belki de kör sözcüğünü görmüş olduğumuz Kısa Silembiya'dan örneklerle de açıklamaya çalıştım ben kara sözcüğünün yanında. Burada mesela 14. yüzyıldaki ilk kullanımında gözsüz ve kör kullanımı arasında nasıl bir anlam farkı oluşturulduğunu açıklamaya çalışacağım örneklerle. Kısa Silembiya'da şu şekilde Kabil'in bir gözsüz oğlu var idi. İs avcı koptu, kaçan İsa kocaldı ve gözsüz oldu. Şuayb aleyhisselam gözsüz idi. Nitekim Tanrı Teala Şuayb kavmi dilinden haber verdi. Ve inne lenâreke fina zâifen, yani bizim içimizde sen bir gözsüz kişisin. Ol biş kim işlemeye güçleri yetmez. Gözsüz ve sağır ve dilsiz ve kötürüm ve deli idi. Gördü kim bir gözsüz kötürüm kara oturur, 120 yaşamış ol karı bularım karavaşıydı. Kaçan İsa anadan gözsüz doğmuş ve ala tenliyi onardı ve ölüyü diri kıldı. Ne kim isterseniz ve biz sayruları ve kötürümleri sağlıyoruz ve gözsüzleri Tanrı desturuyla gözlü kılırız şeklindeki gözsüzün kullanımını görebiliyoruz burada. Yine kör sözcüğünün şöyle kullanımı söz konusu. Tanrı Teala ol Cabbar'ı kör kıldı ve Hacer'i bana kullukçı ve yar kıldı. Pes Cebrail iki kanadıyla ol kavni
yüzlere vurdu, gözlerin görmez eyledi ve kör kıldı. Ve gönleği yüzüne bıraktı. Şolok saat gözlü oldu. Zahak eğitti, körlükten sonra gözlü oldu. Bu arada Yakup, Hazreti Yakup bu kıssada da kör olmamış, gözünün aydını giderilmiştir. Yani kör olmak gibi bir durumla karşılaşmamış aslında. Gözün aydını giderilmiş. Yakup'a eğitti, gözün aydının ne giderdi diye soruyor. Çünkü gözünü ne kör etti diye sormuyor. Kim iblisi layın anın içine girdi, kançarı dilerse yürürdü. Pes Samiri beni İsrail'i kör ve cahillerin uydurdu ve azdurdu. Buradaki gözsüz sözlüğünün, sözcüğünün geçtiği cümlelerin hepsinde doğuştan veya yaşlılığa bağlı olarak görme yetisinin yokluğu, yani somut bir durum anlatılmakta. Sözcük cümlede niteleme dışında olumsuz bir anlamla da kullanılmamış. Kör kılınmak ise bir ceza, karanlığa kaosa mahkum edilmek. Gözsüz ve kör sözcüklerinin birlikte yaşadığını delillendiren bu eserdeki bu sözcük tercihi, sözcükteki anlam kötülemesini ve anlam yükünün erken döneme dayandığını göstermesi bakımından önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, Zeynep Hocam, son bir dakikamız. Toparlayabilirsek. Özür dilerim. Burada Dede Korkut kitabındaki kör sözcüğündeki kullanımdan bahsetmeye çalışmıştım. Kör olduğundan tabii ki yine mutlaka bahsetmek gerekiyor. Bu anlamda hani kör sözcüğünün cezalandırma ve karanlığa mahkum etme anlamlarını ve yine işte kör olduğunun türeyişiyle ilgili durumdan bahsetmek gerekiyordu. Yani buradaki karanın kör sözcüğüyle anlam paralelliğinden bahsetmeye çalışmıştım. Kör sözcüğü ve eş yazılılık konusuna en azından hızlıca gelmek istiyorum. Kör sözcüğü İslami dönem metinlerinde somut anlamıyla bolca geçer. Tanınması ve anlaşılması konusunda şüpheye mahal bırakmaz gür sözcüğü. Kör sözcüğünün sözlüklerde yer alan kötü anlamının karanlık ve kara anlamlarıyla ilgisinin kurulması bu durumu daha anlaşılabilir kılacaktır ikisi arasında anlam farkını. İki sözcüğün de kör olan karanlıktadır ve kabirde olan karanlıktadır mecazıyla karanlık ile anlam ilgileri kurulmakta. Bu sözcüklerin Türkçedeki durumu hakkında şunu söyleyebiliriz. Aynı mecaza dayalı, eş yazılı iki ayrı sözcük şeklindedir diyebiliriz. Şurada tarama sözlüğündeki bir kullanımda belki karışmış olduğunu dair bir işaret var. Eğer yaban kör çetüğünün, kör çetüğün yerine kör çetüğünün kullanımı, burada işte gür çetüğü, kabir çetüğü mü sorusunu akla getiriyor. Bunun dışında bir eş yazımlıktan bahsedebiliriz gür sözcüğüyle ilgili. Eş sessizlikten bahsederken de körlük ve körlük vermek, körlük etmek kullanımından bahsetmek istiyorum. Burada da yine tarama sözlüğünde geçen gel inandınsa hakkın birliğine ver salavat iblisin körlüğüne kullanımı var. Sonra ey Mihr Hamza'nın körlüğüne sana iki kat cihaz edip 80 gün düğün edeyim. Yani buradaki körlüğüne sözcükleri inadına anlamında. Tarihi etimolojik Türkiye Türkçesi batında yine takip edebiliyoruz ve 19. yüzyıla kadar körlük şeklinin bu şey kullanıldığını, rağmen, rağmına anlamındaki körlük şeklinin kullanıldığını görebiliyoruz. Ferhangi Ziya'da geçen küri çeşmi fulan ifadesi bu anlamda dikkat çekici. Yani küri çeşmi fulan falancaya rağmen tam kelime çevirisi yapacak olursak gözün körlüğü falancaya körlüğüne şeklinde çevirebiliyoruz bu durumu. Ve buradaki bu çeviri bize aynı zamanda hem kör sözcüğünü aldığımızı hem ona bağlı bir semantik unsuru da almış olduğumuzu gösteriyor. Günümüzde sözcüğün yan anlamları asıl anlamının önüne geçmiş görünmekte. Sözcük kör olan karanlıktadır mecazına bağlı olarak kara sözcüğüyle paralel olumsuz bir anlam kazanmıştır. Kör ve gür sözcükleri aynı mecaza dayalı, eş yazılı iki ayrı sözcüktür. İnadına rağmen anlamlarını veren körlük etmek veya körlük vermek körlüğüne kullanımları semantik unsur kopyaları olarak kör sözcüğüyle eş sesli sözcüklerdir.
Ünsüz, ünlü, ünsüz şeklindeki tek heceli yapısıyla Türkçenin kök yapısına uygundur. Bu da dilimizde bu denli yaygın kullanımının en önemli sebebidir. Ayrıca bu durum hem kopyalanan biçimlerle hem de Türkçe biçimlerle eş sesliliğe ve eş yazılılığa elverişli bir sözcük haline gelmesine neden olmuştur. Diyorum, süreyi verimli ne yazık ki kullanamadım sanıyorum hocam. Bu şekilde bildirimi neticelendiriyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Artık süreyi tartışma kısmından herhalde ayarlayacağız. Şimdi son bildirimiz doktor öğretim üyesi Hasene Aydın'ın bildirisi. Bildiri başlığımız yapısal ve anlamsal açıdan iki sözcük yüklemler. Evet hocam, buyurun. Ben de ekranımı paylaşayım. Evet, görünüyor sanırım şu an. Evet. Sayın oturum başkanım, değerli hocalarım, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yapısal ve anlamsal açıdan iki sözcüklü yüklemleri inceledim ben bu çalışmamda. Öncelikle belirtmek isterim ki bildirim metninde çok fazla örnek sundum ama 15 dakikayı verimli kullanabilmek adına sınırlı sayıda örnekle konuyu sunumumda özetlemeye çalıştım. Anlatmak yerine okumayı tercih edeceğim daha hızlı olması için. Yüklem, söz dizimi çalışmalarının temel malzemesini oluşturan cümlenin asıl unsuru yöneticisidir. İletişimde vericinin tercihine, iletmek istediği bilgiye, duyguya göre biçimlenen ad ya da eylem soylu bu öge, kurgusal açıdan farklı özellikler gösterebilmekte. Bu özellikleriyle dil bilgisi çalışmalarında iki sözcüklü yüklem, pekiştirilmiş yüklem, yinelenmiş yüklem, ortak yüklem gibi terimlerle anılarak cümlelerde farklı formlarda yer alabilmektedir. Bu çalışmanın konusunu da söz dizimi çalışmalarında üzerinde çok fazla durulmadığı görülen ancak cümlelerde sergiledikleri farklı görünümler nedeniyle yapısal ve anlamsal olarak ele alınması gerektiği düşünülen iki sözcüklü yüklemler oluşturmaktadır. İki sözcüklü yüklemler, eylem çekimine girmiş iki ya da daha fazla eylemin ya da yüklem çekimine girmiş birden fazla adım, bir araya gelerek yeni bir anlam üstlendiği ama tek bir yargıyı, durumu anlatan, aynen tekrar niteliği taşımayan yüklem yapıları olarak tanımlanabilir. Varsın kızsın, öldü gitti, var yok, doğdu doğacak gibi birden fazla birimin çekime girerek tek bir yüklem görevini üstlendiği bu yapılar, kaynaklarda genellikle öge oluşlarına değinilmeden çoğunlukla oluşumlar açısından ve sözcük öbekleri içerisinde ele alınmış, birleşik eylem, ikileme, bağlama öbeği, karmaşık fiiller gibi terimlerle daha çok oluşumlar açısından gündeme getirilmiş ama bunların dil içindeki kullanımları ayrıntılı olarak incelenmemiştir. Bu çalışmada adı geçen dil birimleri yüklem olmaları yönüyle değerlendirilerek Hikmet Dizdaroğlu'nun Tümce Bilgisi adlı kitabında kullandığı iki sözcüklü yüklem terimi tercih edilmiştir. Çünkü bu yapılarda her iki sözcük de tek başına yüklem görevini üstlenebilecek durumdayken bunların bir araya gelişlerinin sistem içinde anlamlı bir değeri bulunmaktadır. Örneklerde biraz sonra görüleceği üzere kimi kiplik bildirmek üzere bir araya gelirken, kimi yaklaşıklık, kimi en yakın zaman, kimi de süreklilik gibi anlamları ifade etmek üzere kullanıma çıkar. Bu yüzden farklı yapısal ve anlamsal özellikler gösteren iki sözcüklü yüklemlerin oluşumlarına göre sınıflandırılabileceği düşünülmüştür. Ve tarafımızca asıl unsur, yardımcı unsur ayrımının yapılabildiği yapılar ya da bu ayrımın yapılamadığı görev bakımından özdeş dil birimleriyle kurulan yapılar olarak sınıflandırılmıştır. Bunlar da kendi içinde gruplandırıldı. Asıl unsur, yardımcı unsur ayrımının yapılabildiği yapılarda asıl unsur olarak kullanılan bir eylemle birlikte ya bir kiplik eylemi kullanılmakta ya da bir yardımcı eylem görülmektedir. Görev bakımından özdeş dil birimleriyle kurulan yapılarda ise alt anlamlılık, üst anlamlılık ya da gerektirme denebilecek bir ilişkiyle bir araya gelen dil birimleri iki sözcüklü yüklem oluşturabilir ya da aynı dil biriminin farklı eklerle çekimlenmesi yoluyla ya da anlamca eş ya da yakın dil birimleriyle oluşturulan iki sözcüklü yüklemleri görebiliyoruz. Bir diğer grup da karşıt anlamlı dil birimleriyle kurulan iki sözcüklü yüklemler olarak dikkati çekiyor. Bu yapıların kendilerine özgü kullanılış biçimleri vardır.
Örneğin kiplik eylemleri asıl eylemle her zaman ardışık olarak kullanılmak zorunda değilken, aynı dil birimlerinden oluşan yüklemlerle yakın ya da karşıt anlamlı yapıların kurduğu yüklemlerde unsurların ard arda kullanıldığı görülür. Bu açıdan her birinin ayrı ayrı incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. İlk olarak asıl unsur, yardımcı unsur ayrılmanın yapılabildiği yapılar içerisinde ele aldığımız kiplik eylemle bir asıl eylemin kullanıldığı iki sözcüklü yüklemleri değerlendirmek istiyorum. Bu tür yüklemlerde cümlede anlatılmak istenen asıl hareketi, işi veren bir ana eylemle birlikte kiplik görevi üstlenen bir başka eylemin birlikte kullanıldığı görülmektedir. Türkiye Türkçesinde tutmak, varmak, kalkmak, geçmek, gitmek, olmak, gelmek, bulunmak gibi pek çok eylem bağlam çerçevesinde kiplik eylemi olarak kullanılabilmektedir. Bu eylemler boş vermişlik, şaşkınlık, beklenmezlik, hoşgörü gibi duygu ve anlamları yansıtarak söyleme kiplik anlamı katarlar. Bu yapılarda asıl unsur, yardımcı unsur ayrımı yapılabilir. Kiplik eylemi yardımcı bir rol üstlenirken diğer eylem asıl işi bildirme göreviyle kullanıma çıkar. Örneğin, demin sinirimden hep işten atalım demiş bulundum örneğinde demiş bulundum yükleminde demek eylemi asıl hareketi anlatırken kiplik işlevli bulunmak eylemi deme eyleminin gerçekleşmesinden duyulan pişmanlığı ifade etmektedir. İki sözcüklü yüklemler içinde en fazla anlamsal ve biçimsel çeşitlilik kiplik eylemleriyle kurulan bu iki sözcüklü yüklemlerde görülür. Hemen her kiplik eyleminin birden fazla işlevi vardır. Bu konuda sadece kiplik eylemlerinin kullanıldığı iki sözcüklü yüklemlerle ilgili daha önce başka bir çalışmamız da olmuştu. Örneğin tutmak eylemiyle, haydi canım gece yarısı tutmuş saçmalıyoruz. Örneğinde saçmalık eyleminin sıra dışılığı ve beklenmezliği, Haceli'yi tuttuk kurula üye yaptık örneğinde ise Haceli'yi kurula üye yapmaktan dolayı duyulan pişmanlık anlatılır. Bu yüzden farklı anlamsal işlevler yüklenebildiği, bağlam çerçevesinde yüklenebildiği görülmektedir. Anlamdaki bu çeşitlilik yapıya da yansır. Kiplik işlevli bu eylemlerin cümledeki yeri birbirine göre farklı olabilmektedir. Örneğin gitmek, geçmek, olmak eylemleri her zaman asıl eylemin ardından gelir. Örneğin şu sigarayı bırakamadın gitti örneğindeki gibi. Ya da demek yanlış anlamışım dedim geçtim. Ya da eski hasıra almış olmalıydılar örneklerindeki gibi. Ama varmak, gelmek eylemleri de kiplik eylemleri olarak kullanılmasına rağmen bunlar asıl eylemden önce de sonra da kullanılabilir. Varsın onlarda kalsın. Ya da hiç başlamadan bitsin varsın. Ya da gel bu sevdadan vazgeç biçiminde kullanılabildiği gibi etme gel. Beni eve kadar götür biçiminde de kullanılabilir. Kiplik eylemi bazen asıl eylemle aynı ipler alıp çekimlenir. Tutmuşlar, yaşamışlar şeklinde ya da asıl eylemden farklı bir çekime girebilir. Derin yapıda kalan ekleri kırmızıyla göstermeye çalıştım. Tutmuş saçmalıyoruz şeklinde biri mış, biri yor ekiyle çekimlenmiş. Ya da sadece gitmek eyleminde olduğu gibi sabit bir çekimle de kullanıma çıkabilir. Yaptım gitti, emrin baş üstüne yaptım gitti örneğindeki gibi. Asıl unsur, yardımcı unsur ayrımının yapılabildiği bir diğer iki sözcüklü yüklem grubu da durmak, kalmak, gitmek, olmak, bulunmak yardımcı eylemleriyle kurulan yapıları içine almaktadır. Bu yardımcı eylemler ise temel olarak süreklilik bildirmek ya da zaman görünüş anlatımında ayrıntıya inmek üzere bir asıl eylemle birlikte kullanılır. Yardımcı eylem her zaman asıl eylemden sonra gelir. Durmak, kalmak ve gitmek eylemlerinin asıl eylemin aldığı eklerle çekimlendiği, olmak ve bulunmak eylemlerinin ise asıl eylemden farklı ekler aldığı görülmektedir. Örneğin 5 dakika içinde yağmur selleri yola çıkmış bulunuyordu. Örneğinde yola çıkmış bulunuyordu. Yükleminde asıl eylem yola çıkmak, yardımcı eylem bulunmaktır. Burada iki sözcüklü yüklemle geçmiş içinde bir noktada tamamlanmış olan yola çıkmak eyleminin son sınıra ulaştığı ve bitmişliği anlatılırken asıl olarak bunun ortaya çıkardığı sonucun yani yolda olma durumunun sürekliliği vurgulanmıştır. Bir başına onların pençesinde yıllarca çırpınmış durmuştu örneğinde de asıl hareketi anlatan çırpınmak eylemi kılınış bakımından süreklilik bildirir. Durmak yardımcı eylemiyle de bu sürekliliğin pekiştirildiği görülür. Kalmak yardımcı eylemi ise kılınış bakımından ön sınırı vurgulayan eylemlerle uyumlu görünmektedir. Oyun salonunda annemin masasına yakın bir yerde oturdum kaldım cümlesindeki oturdum kaldım yüklemi eylemin sürdüğünü anlatmaktadır. Burada kalmak eylemi, oturmak eyleminin başlangıç sınırı aşıldıktan sonraki sürecine gönderme yapar. Aslında durmak eylemi de son örnekte benzer biçimde süreklilik kodlayabilir. Oturdum
durdum şeklinde, ama kalmak eyleminin bundan farklı olarak söyleme biraz da kiplik anlamı kattığı anlaşılıyor. Kalmak istemsizce yapılan bir hareketin sürekliliğini anlatıyor denebilir bu örnekte. Durmak eyleminde ise böyle bir anlama ulaşılamıyor. Buradan hareketle bazı yapıların anlamsal işlev çeşitliliğine sahip olduğu da söylenebilir. İkinci grupta görev bakımından özdeş dil birimleriyle kurulan yapılar var demiştik. Bunlardan ilki alt anlamlılık, üst anlamlılık ya da dediğim gibi gerektirme ilişkisiyle bir araya gelen dil birimlerinin oluşturduğu yüklemler. Bu tür yüklemlerde özellikle ardışık olarak gerçekleşen biri diğerinin alt anlamlısı olma özelliği gösteren eylemlerin birlikte kullanıldığı dikkati çeker. İki eylem gerçekleşen iki harekete gönderme yapmakla birlikte asıl olarak yeni bir ileti sunmak, tek bir yargıya gönderme yapmak üzere bir araya gelir. Bu kez de gürültülü bir şekilde komşumuz Zübeyir girdi geldi karısıyla birlikte. Örneğindeki girdi geldi yüklemi böyle bir özellik gösterir. Aslında gelmek için girmenin gerektiği bilinmektedir. Verici burada Zübeyir'in geldiğini iletmek istese de ek bilgi vermek amacıyla bu eylemin öncüsü konumunda olan girmek eylemini de söyleme katmıştır. Ama sadece amaç ek bilgi vermek de değildir. Gelmek eylemi her ne kadar baskın gibi görünse de bağlamdan bu iki eylemin birlikte içeri dalmak, teklifsizce uğramak anlamlarında yeni bir ileti kodladığı da anlaşılmaktadır. Herifi sürükler gibi aldı götürdü örneğinde de aldı götürdü yüklemiyle beklenmedik bir hareketin gerçekleşmesinin yarattığı şaşkınlık durumu da öne çıkarılarak yüklem uzaklaştırmak anlamında kullanılmıştır. Yani bu tür örneklerde iki eylem yeni bir anlam ortaya çıkarıyor denebilir. Bu grupta yer alan ikinci türdeki iki sözcüklü yüklemlerde aynı dil biriminin farklı eklerle çekimlendiği görülüyor. Aynı eylemin farklı zaman ekleriyle çekimlenerek tek bir yüklem konumunda kullanıma çıktığı bu yapılarda zaman, görünüş ve kiplik anlatımlarına katkıda bulunulduğu düşünülmekte. Örneğin gün doğdu doğacak cümlesinde, tabii ki bağlama göre geçmiş içinde güneşin en yakın zamanda, en yakın gelecekte doğacağı, doğmak üzere olduğu doğdu doğacak yüklemiyle verilmiştir. Kılınış bakımından son sınırı vurgulayan bir eylem olan doğmak eyleminin son sınıra ulaşmasına yani gerçekleşmesine çok az kalmıştır. Bu nedenle söylemde görünüş bakımından bir bitmemişlik söz konusudur. Eylemlerin yani sadece doğacak ve doğdu eylemlerinin tek başına bu anlamları vermediği, birlikte hareket ettikleri görülür. Başka bir örnekte yine sonra anan duyarsa duysun ne diyecek şeklindeki örnekte duyarsa duysun yüklemi de vericinin annenin duymasından çekinmediğini, bunu umursamadığını anlatmaktadır. Anlamca eş ya da yakın dil birimlerinin oluşturduğu iki sözcüklü yüklemlerden söz edilebilir bu grupta yine. Bu yapılarda anlamca denk ya da yakın olan birimler ikileme kuruluşunda kalıp yapı özelliği gösterirler ve süreklilik anlamı vermek, abartık anlatmak, görünüş bağlamında anlamı pekiştirmek gibi işlevlerle kullanılıp tek bir harekete gönderme yaparlar. Kalıplaşmış yapılar olduğu için yüklemi ortaya çıkaran unsurların yer değiştirmesi de söz konusu değildir. Bir hafta geceli gündüzlü yalvardık yakardık baldıza. Örneğindeki yalvardık yakardık yüklemindeki yalvarmak yakarmak eylemleri anlamca denktir. Biriyle yetinilmeyerek ikisinin birlikte kullanılması hareketin süreklilik anlamını vurgulamak içindir. Yalvarmak da yakarmak da aslında kılınış özelliği olarak süreklilik bildirse de iki eylemin bir araya gelişiyle hem bu işin abartılı biçimde ve ısrarla yapıldığı anlatılmış hem de sürekli bir yalvarma durumunun olduğu ortaya konmuştur. Son olarak karşıt anlamda dil birimleriyle kurulan iki sözcüklü yüklemlerden söz edebiliriz. Bunlarda da her iki unsur görev bakımından eşdeğerdir ve mutlaka birlikte kullanılmak zorundadır. Ama örnekler arasında da farklılıklar görülür. Örneğin aramızda 5 metre vardı yoktu. Örneğinde karşıt anlamda var ve yok adlarıyla oluşturulmuş vardı yoktu iki sözcüklü yüklemi aradaki mesafe konusunda vericinin tahminini bildirerek yaklaşıklık ifade eder. Burada yüklemi oluşturan dil birimlerinin yerlerinin değişmesi söz konusu değildir. Yoktu vardı diyemiyoruz. Ama bense daima sol kaldırımda gider gelirim örneğinde giderim gelirim yüklemi hem tek bir hareketi bildirerek bir aşağı bir yukarı dolaşmak, volta atmak eylemlerine gönderme yapmak da yine aynı zamanda hareketin sürekliliğini anlatmaktadır. İlk örnektekinden farklı olarak burada dil birimlerinin gelir giderim biçiminde de kullanılarak yer değiştirdiği görülebilmektedir. Sonuç olarak şunlar söylenebilir. İki sözcüklü yüklem olarak adlandırılan yapıların farklı kullanım özellikleri vardır.
Bazı iki sözcüklü yüklemlerin kimi zaman asıl unsur, yardımcı unsur ayrımına tabi tutulabileceği, kimi zaman kullanılan tüm birimlerin eşit derecede görevi olduğu görülür. Bazen bu dil birimleri cümlede mutlaka ardışık biçimde kullanılmakta, bazen de araya diğer cümle ögeleri girebilmektedir. Çekime girerken aynı ekleri tercih edebildikleri gibi farklı ekleri de alabilirler. Söz konusu yapıların anlamsal olarak da zaman anlatımında ayrıntıya inme, görünüş anlatımına katkıda bulunma, yaklaşıklık bildirme, süreklilik anlatımı sağlama, vericinin duygularını iletme yönüyle kiplik ifade etme gibi özellikleri dolayısıyla geniş bir kullanım alanına sahip olduğu görülür. İki sözcüklü yüklemlerin anlamsal işlevleri belirlenirken elbette bağlam belirleyicidir. Örneğin, Turgut abim beni öpmeden öldü gitti cümlesinde gitmek eylemi, yok olmak eylemini işaret etmek üzere ölmek eyleminin tamamlandığını vurgulama yani görünüş işlevi üstlenmiş ve yardımcı eylem gibi kullanılmıştır. Bu işlevle kullanılan gitmek eyleminin diğer eylemle aynı eklerik alması kaçınılmazdır. Ancak az önce de sözünü ettiğimiz emrin baş üstüne yaptım gitti örneğinde farklı bir kullanım vardır. Bağlam çerçevesinde kiplik eylemi olarak kullanıldığı anlaşılan gitmek eylemi, tezlik, önemseme, kesinlik bildirerek yapmak eyleminin en kısa zamanda gerçekleştirileceğini anlatır ve iletişimde sadece gitti biçiminde kullanıma çıkar. İşlev belirlenirken yapısal kullanım özellikleri de önemlidir. Örneğin yardımcı eylemlerin her zaman asıl eylemden sonra kullanılacağı göz önünde bulundurulursa, örneklerden hareketli, düşündüm durdum yapısının süreklilik vurgulayan bir kullanım olduğu, durdum düşündüm yapısındaysa durmak eyleminin yardımcı bir eylem görevi üstlenmediği için süreklilik anlamı vermediği, düşünmek eyleminin öncüsü niteleyicisi konumunda kullanarak her iki eylemin birlikte muhasebe yapmak anlamında bir harekete gönderme yaptığı anlaşılır. Bu nedenle her yapı ait olduğu bütün içinde gösterdiği anlamsal ve yapısal özellikler çerçevesinde değerlendirilmelidir diye düşünülmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, biz de Hasene Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bildirilerimizin sunumunu tamamladık. Birbirinden de 4 bildiri dinledik. Tartışma için yaklaşık bir 10 dakikalık vaktimiz kaldı. Bildirilerin sunum sırasına göre tartışabiliriz. Öncelikle Hakan Hoca'nın çatma sözcüğüyle ilgili bildirisi hakkında sorusu olan ya da kısa katkısı olan varsa alabiliriz. Evet, 2000'li yılların moda kelimesi çatma sözcüğü biliyorsunuz. Herhalde yok. Ben çakma kelimesini çıkmadan değişmiş olabilir diye düşünüyordum hocam. Çıkma kelimesi de biliyorsunuz bu tamirci jargonunda orijinal olmayan manasında kullanılıyor. Bu çakma fren veya çakma balatadan haberim yoktu. Dolayısıyla ben de konunun özünü doğrusunu öğrenmiş oldum. Benim için de oldukça faydalı bir bildiri oldu. Hocam izninizle ben de soru değil ama kendi görüşlerimi bildirmek istiyorum. Konuyla ilgili değil ama ufak açıcı oldu benim için Hakan Hocam'ın konuşması. Eksiltili yapılar olup olmadığı hep göz önünde bulundurulmalı gibi geldi bu konuşmadan sonra bazı sözcüklerin anlamı değerlendirilirken, etimoloji yapılırken. Nitekim çakma balatadaki balata ortadan kaldırıldığında çakma yepyeni bir anlam üstlenmiş oluyor. Benim için ufak açıcı bir konuşma oldu. Teşekkür ederim Hakan Hocam'a. Evet, evet. Yani iletişimin çok yoğun olduğu bir dönemde yaşadığımız için belki diyelim ki 5 asır öncesinde hani birkaç asırda gerçekleşecek kısaltmalar, eksiltili yapılar günümüzde çok kısa sürede gerçekleşebilir ve takibi de bazen zor olabiliyor gerçekten. Dolayısıyla bu çatma balata, çatma frenden kısalmış olduğunu öğrenmemiz de bizim için iyi oldu. Evet, şimdi ikinci bildirimiz Elman Bey'in bildirisiydi. Azerbaycan'dan katılan Elman Bey'in bildirisiydi. Türk kökenli, Azerbaycan'daki Türk kökenli yer adlarıyla ilgili bir bildiriydi. Bu konuda soru veya katkı sunmak isteyen. Evet, Elman Bey'e de tekrar teşekkür ediyoruz. Türkiye'den Azerbaycan'a selamlarımızı gönderiyoruz. Üçüncü sırada Zeynep Hoca'nın kör sözcüğüyle ilgili bildirisi vardı. Bununla ilgili soru veya katkı vermek isteyen. Evet.
Zeynep Hocam, kör ve mezar anlamındaki gur sözcüğü tamamen farklı kaynaktan geliyor, öyle mi? Sesiniz kapalı. Hocam, Farsçadaki kökeniyle ilgili bir şey söylememiz bizim alanımızı aşıyor. Yani Farsçadan girmiş olduğu belli. Ama gür sözcüğünü Kutadgu Bilig'den itibaren görmeye başlıyoruz. Yani İslami kaynaklarda gür sözcüğünü her zaman doğru şekilde kullanıldığını ve ayırt edilebildiğini görüyoruz. Örnek olarak almış olduğum Kısasül Enbiya'da da kör sözcüğü de görülüyor, gür sözcüğü de geçiyor. Ve gür sözcüğü 75 kez kullanılırken kör sözcüğü 3 kez geçiyor. Yani gür sözcüğünün edinmiş olduğu, dini mahiyetle de edinmiş olduğu anlam aslında ayırt edilebilmesini sağlıyor diye düşünüyorum. O yüzden de eş yazılı iki sözcük olarak, ama ikisi de aynı metafora, karanlık metaforuna dayanıyor. O nokta bir soru işareti oluşturmakla beraber, hani Farsçadaki kökenine dair soru işareti oluşturmakla beraber dilimizde karıştırılmış olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Yani Türkçe'de hep iki ayrı sözcük olarak değerlendirilmiş yazı dilinde diye düşünüyorum. Evet, yani Türkçe'ye girişte iki farklı sözcük. Evet. Anadolu Farsça'daki veya işte Farsça'nın... Daha önce Sokça'daki durumu bilemeyiz. Evet, bizi aşıyor biraz. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz. Son olarak Hasene Hanım'ın bildirisi vardı. İki sözcüklü yüklemlerle ilgili. Hasene Hoca'ya soru veya katkı sunmak isteyen. Evet. Hasene Hocam, siz birleşik fiillerle iki sözcükten oluşan yüklemleri birbirinden ayırdınız değil mi? Birleşik fiil olarak değerlendirmiyorsunuz bunları. Farklı bir kategori. Sesiniz kapalı. Evet, ben ayırmak değil hocam ama daha çok yüklem oluşları ile ilgilendim. Kaynaklarda söz dizimsel öge oluşları çok fazla incelenmemişti. Bir terim de bulmakta zorlanıyoruz. Sadece iki sözcüklü yüklem var ve bu terimi kullanan sınırlı sayıda araştırmacı olduğunu gördüm. Yoksa evet, karmaşık fiiller, ikileme, bağlama öbeği, birleşik fiil, bunların hiçbiri bizim kabul etmediğimiz terimler değil ama ben daha çok yüklem oluşları üzerinde durmaya çalıştım. Evet. Peki siz şahsi kanaatiniz kelime grubu olarak bunları diyelim ki var olan bildiğimiz bu kelime grubu kategorilerinden birisine mi sokmalıyız? İşte birleşik fiil ya da ikileme gibi, yoksa farklı bir kategori mi oluşturuyor bunlar sizce? Hocam, birleşik fiil denebilir ama ben doktora tezimde zamanı incelerken örneğin doğdu doğacak örneğini vermiştim ya. Orada Türkçe'de bir dı acak yapısı olduğundan söz ettim. Yani bu tekrarlanan eylemlerin üzerine geliyor. Yani burada doğdu doğacak yapısını birleşik eylem olarak mı almak lazım? Yoksa dı acak ekini bir birleşik ek olarak kabul edip doğmak eyleminin üzerine geliyor gibi mi kabul etmek lazım? Böyle ayrımını yapamadığım yerler de var. Ama genel olarak iki eylem hangi grupta olursa olsun ya da iki at, çekimlenmiş at bir araya geldiğinde bir birleşik yapı oluşturuyor. Birleşik ad da olabilir, vardı yoktudaki gibi. Sadece birleşik eylem de değil. Böyle bir kalıp yapı olarak değerlendirilebilir bunlar. Evet, herhalde bunun üzerine de ayrı bir çalışma yapılabilir. Bunların söz dizimi kategorisindeki yeri ne olmalı? Yani iki şey midir, ikileme midir, birleşik fiil midir, yoksa ayrı bir kategori midir? Herhalde biraz morfolojik olarak birleşik fiilden ayrılıyor sanki. Çünkü birleşik fiiller genellikle işte bir zarf fiil alarak tasvir fiiliyle birleşiyor. Bunlarda ise zarf fiille birleşen pek yoktu sanki verdiğiniz örneklerde, değil mi? Evet, daha çok ben bunları ayrı tuttum hocam. Evet, yüklem çekimine girmiş olmaları yönüyle ele aldım. Bazı kaynaklarda dediğiniz gibi bir zarf fiille çekimlenmiş eylemin birleşmesiyle kurulan birleşik eylem olarak ele alınıyor. Ya da iki çekimlenmiş eylemin bir araya gelmesiyle kurulan birleşik eylemleri olarak ele alınıyor. Ben sadece yüklem çekimine girmiş olanları iki sözcüklü yüklem olarak değerlendirdim. Evet. Evet, o zaman bu konuya kafa yoran birisi olarak bunu da ayrıca değerlendirebilirsiniz herhalde. Evet, teşekkür ederim. Evet, Bilge Tonya Hukuk Salonu'ndaki 6. oturumun, 9. Türk Dili Kurultayı Bilge Tonya Hukuk Salonu'ndaki 6. oturumun sonuna geldik. Herkese tekrardan saygılarımı sunarak oturumu kapatıyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Hepinize katkılarınız için teşekkür ederiz. Evet, ben de teşekkür ediyorum bütün katılımcılara.
Teşekkürler hocam. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederim.